Sayın izleyen, bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindiririm. Gene bir creepypasta. Korku videosu tadında. Alezcim hoş geldin. 4chan gibi internet toplulukları her ne kadar birbirinden farklı ve çoğu zaman birbirlerine düşman olsalar da hepsini birleştiren ortak bir nokta var. Hilter'cim Geçmişten hoş günümüze geldin. internette varlığını sürdüren gizemli siteler ve olaylar. Bugün eğer internette internetin en gizemli olayını aratırsanız tüm Ama toplulukların Baso'nun video kalitesi gitgide arttı ya, ben çok sevindim ona ya. beraber çalıştığı SISA'daya ulaşırsınız ama tüm internet ve siz yanılıyorsunuz. Hayır Hilter. Çünkü SISA'da 3301 Ya yüksek Ahmet, eksi zekalı bir bireyler sokup bulmak durma. için bir firma tarafından Sokacağım ortaya sana şimdi. yaratılan bir gizemdi. Yani zaten çözülmesi için ortaya atılmıştı. Sahiden, gizemin kendisi çözülmek istiyorsa, onu bir bilmeceden ayıran nedir ki? Eğer gerçekten gizemli bir şeyler istiyorsanız benimle gelin. Sizi 1997'ye, internetin karanlık çağlarından beri var olan ve kendisini araştıran herkesi, her siteyi ve topluluğu bir şekilde yok etmiş bir siteye. Mortis.com'a götüreyim. Allah Bugün Allah. eğer tarayıcı barına mortis.com yazarsanız bir hata metninden başka bir şeyle karşılaşmazsınız. Ama mortis.com'un bir zamanlar internette olduğu bir dönem vardı. Mortis.com'la ilgili konuşan her şeyin, herkesin, hatta sitenin kendisinin bile internetten silindiği bir dönem. Videoya geçmeden sizlerden çok ufak bir ricam var. Bu Hayır videoları İlter. yaparken fazlasıyla emek İkisi de harcıyorum hayır. ve bazen videoyu beğenmenize rağmen beğenmeyi unutuyorsunuz ama merak etmeyin, bunu bazen ben de yapıyorum. O yüzden video hoşunuza giderse lütfen beğeni bırakmayı, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Çünkü Videoyu izleyelim Basocuğum. Kararınızı veririz. Videonun sonunu bekleyeceğim karar vermek için. bunların hepsi inanın benim için çok önemli. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Ha bu arada, videoya geçmeden sizlere 1200 dolarlık bir çekiliş haberim var. Aa, Evet, 1200 yanlış dolar mı? duymadınız. 1200 dolarlık bir Olur çekiliş. abi. Ne Nasıl mı? yapacağız? Tabii ki bu videonun Kardeşim kredi kartını gönderiyorsun bana. Ha? Ben çekilişe sokuyorum. sponsoru K-Drop sayesinde. K-Drop, güvenilir bir şekilde Bu K-Drop bir bize gelmedi ya. Niye öyle oldu? K-Drop'a yazsanıza. CS GO Mail atılsın bugün. açabileceğiniz, diğer kullanıcılarla kasa K-Drop bir bize savaşı ile gelmedi girip çünkü. kasalardan çıkardığınız eşyaları yükseltme veya kontrat kısmı. Gerçekten buna para yatıran var mı aranızda? Gerçekten kumar bu çünkü. Bu kumar. This is kumar abi. Bunlar regüle olmuyor. Reklamını veriyorlar burada ama bilmiyorum yani başları nasıl belaya girmiyor. Ben katıldım, kazandım, çıktım. Ben kumar bağımlısıyım abi. 15 yaşındayım parantez içinde. kısmında şansınız Sıvancım deneyerek teşekkür yükseltebileceğiniz, ederim. ayrıca Biz o şerefsizler gibi olmayacağız. kazandığınız skinlerin hepsini Steam hesabınıza anında çekebileceğiniz güvenilir bir kasa açma sitesi. Eğer CSGO'da kasa Ben bu kasa açma sitelerinin hala nasıl hayatta kalabildiğine inanamıyorum ya. Türkiye'de regüle değil diye Türkiye'de yapıyorlar şu anda. Dolar üzerine bildiğin kumar sitesi oğlum bunlar. Bunlar kumar sitesi yani. Kimse bana kumar değil diyemez. Pavsi 63 alkışlayalım bu arada. Kumar bağımlıları bir yazsın oğlum kumar legal bir şey değil. Kumarda da para dönüyor. Legal bir şey değil. Bunun zamanında 2015 mi? Bir tane CSGO skinleriyle bet yapıp kumar oynadığım bir dönem var. CSGO Lotto sitesi vardı. Onu bir tane YouTuber çökertti. Tek başına. Ve Valve bundan sonra Valve kendi şey yaptı. Girdi bütün skinlerle şeyi falan kapattı. Bunu görünce. Bildiğin insanlar kumar oynuyordu. Legal değil yani. açmayı seviyorsanız bence bir de eşsiz kasaları, kasa savaşı, Skem kontrat yani. ve yükseltme sistemleriyle Abi her zaman kasa kazanır. Bunu unutmayın. Avrupa'da bir şans Bunu unutmayın, böyle kumar oynayın. vermelisiniz. Falan böyle Üstelik öğüt sitede veriyorum. şu an kasa açarak puan toplayıp daha fazla kasa açabileceğiniz, ayrıca açtığınız her kanalın Şaşırıyorum güvenliği ama bedava böyle. kasalar alabileceğiniz bir Battle Pass sistemi de bulunuyor. Eğer hemen Şimdi şimdi yalan yok. Ya bu konuda çok takıldım. Videonun kendisine değil de bu konuya takıldım. Özür dilerim. Bu böyle reklam siteleri, bet siteleri bilmem ne çok fazla para ödüyor. Normale göre. Normal mesela X ödüyorsa bu 10X falan ödüyor. Hani insanların daha çok alası geliyor böyle reklamlara. Ben alır mıyım? Bir kardeşiniz olarak alırım. Ama ben sizi uyarırım. Derim ki bu bir kumar. Bilmem ne bilmem ne. Bilmiyorum şu an çok büyük konuşuyorum. Büyük ihtimal bundan sonra burayı klip atıp Key drop reklamı yapınca bana atarsınız burayı. Tamam.
hakkında açıklamadaki linkten siteye kaydolun. BSO kodu. Abi az önce arkadaşlar DCD yayın açtın. Sen Alper Alp'in mi yüzüyorsun diye dalga geçtiler. Ciddi misin? Kim o arkadaşların? Bana ciddi anlamda destek olun. Bizim chatten modlarla açmışsın değil mi? Kodumun bedava 0.5 dolar bakiye alıp şansınızı da deneyebilir. 1200 dolar çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca BSO kodu listeye yaptığınız her yükleme %10 bonusla yükleniyor. Unutmadan sitede her gün açabileceğiniz günlük kasalar da var. Çekiliş detayları Discord'umuzda var. Gelip moderatörlere bana isim ver. Çekiliş yeterli katılım olduğunda otomatik olarak açıklanacak. Sirius falan mı? Şans. Ve Kedrop'a bana sizlere böyle bir çekiliş yapma imkanı sunduğu için de teşekkürler. Bağlantıların hepsi açıklamada var. Bana isim ver, ben isim olarak şey yapacağım onlara. Blokların popülerleşmeye başladığı ilk yıllar. 4chan tehlikeli bir yer bu arada. Eski ve gizemli internet siteleri aradığı bu dönemde 4chan'de bir anonim fazlasıyla garip ve gerici bir siteyle ortaya çıktı. Mortis.com. Anonimin iddia ettiğine göre 1997'de kurulan bu site siyah bir arka plan üzerine bir giriş ekranı içeriyordu. Şu an bunun neyi gizemli diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama o dönemlerde 1997'de kurulmuş, Latincesi ölüm anlamına gelen Mortis adındaki bir siteye doğrudan erişim yerine bir kullanıcı adı ve şifreyle girilmesi, akıllarda acaba sitenin giriş ekranının ardında ne var sorusunu oluşturuyordu. Ve Mortis Latince ölüm anlamına geldiğinden ölümün sitesini bulduklarını düşünüyorlardı. Çok geçmeden herkes mortis.com gönderisinin altına toplamıştı. İyi de Siri ve Bedo buradaydı zaten kekolar. Söyleyin onlar bir hafta tek ayak üstünde dursun onlar. Ceza verdi. Senin ardında her şey olabilirdi. İllegal içerikler, infaz videoları ya da belki de devlet sırları. Bu gizemi çözmelilerdi. Ama nasıl? Siteye nasıl gireceklerdi? İlk olarak bir anonim saniyede milyonlarca kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu deneyen botlar kullanarak siteye girmeye teklif etti. 1997'de kurulan bir site ne kadar korumalı olabilirdi ki diye düşündüler. Gözlerinin altındaki yüzlerce anonim botları kurdu ve siteye girmeye hazırlandı. Start verildiğinde karşılaştıkları manzara onları şok etti. Çünkü ne oldu? 1997'de kurulan bu site o kadar iyi korunuyordu ki yüzlerce anonimin saldırısına, milyarlarca kombinasyona rağmen kimse siteye girememişti. Tüm 4chan şok olmuş ve artık bu sitenin ardında kesinlikle bir şeyler saklandığından emin olmuştu. Artık mortis.com bir gizemden öte bir meydan okuma haline gelmişti. Önce siteyle alakalı bir wiki sayfası kurdular. Elde ettikleri herhangi bir geçerli bilgiyi buraya kaydedeceklerdi. Allah Allah, gizemliymiş ha. Derken, gizem siteyle kime? Siteyle alakalı ilk ipucu 4chan'ın teknoloji kategorisinden geldi. Sitenin alan adını, yani mortis.com'un Usenet dosyalarını arattılar ve siteye yüklenmiş terabaytlarca dosya buldular. 1997'de kurulmuş bir web sitesinde terabaytlarca dosya. Oha. İşler gittikçe garipleşmeye başlamıştı. Dosyaların büyüklüğünden dolayı olayı araştıran anonimler sitenin Deep Web'deki bazı forumlar gibi illegal içerikler satan ve yayınlayan bir site olduğunu düşündüler. Ama daha ileri gidemiyorlardı. Tıkanmışlardı çünkü resmen site bir kapalı kutuydu. Son çare olarak bu sitenin kime ait olduğunu araştırmaya karar verdiler. Çünkü kime ait olduğunu bulurlarsa o kişiyi rahatsız ederek sitede ne olduğunu bir şekilde öğrenebilirlerdi. Domain servislerini kullanarak sitenin sahibini arattılar. Ve bir sonuç buldular. Bulduk beyler. 4chan'de yazıldı bu gerçekten. Birden site kapandı. Sitenin kapanmasının ardından siteyi araştıran tüm gönderiler silindi. Site için açtıkları wiki sayfası internetten kayboldu. Web arşiv kayıtları bile. Her şey. Siteyle ilgili herkes internetten resmen bir anda silindi. Nasıl resmen ya? Resmen bir gizem çözülmeden, ardındaki pis işler açıklığa kavuşturulamadan internetin karanlığına gömülecekti. Ama internet o kadar kolay pes etmez. Tarihler 2013'ü gösterdiğinde yine yeniden 4chan'ın paranormal kategorisinde bir anonim mortis.com'dan bahsetti. Sorduğu soru basitti. Mortis'i hatırlayan ve 2011'deki araştırmaya katılan birilerini arıyordu. Çünkü gizem yarım kalmıştı. Yok. Aydınlatılması gerekiyordu. Ama bunu yazan anonim ümitsizdi. Zira o döneme dair kim varsa büyülü bir şekilde kaybolmuştu. Üstelik siteyi kanıtlayabileceği hiçbir şey de yoktu. Çünkü Mortis resmen 2011'de internetten silinmişti. Yani Mortis'in uydurma bir hikaye olmadığını kanıtlayamazdı. Ümitsiz bir şekilde gönderiye girdikten sonra beklerken paylaştığı gönderinin çok geçmeden yüzlerce yanıt aldığını gördü. Mortis'in adını duyan bir sürü insan toplanmıştı. Araştırmaya katılan isimler bile yorumlardaydı. Fakat araştırmadan farklı bir şey konuşuyorlardı.
herkes durmaları gerektiğini, daha ileri gitmemeleri gerektiğini söylüyordu. Çünkü iddialara göre Mortis.com FBI tarafından kapatılmış ve bu olayı araştıran binlerce insan hayatını kaybetmişti. Site nasıl ya? Her şeyin internetten silinmesi. Hoş geldin Barış Kemal. Buna bağlıyorlardı ama böyle bitemezdi. Tüm bu tehlikeye rağmen devam etme kararı aldılar. Kaybolacaklarını bile bile sitenin sahibini bulmaya çalıştılar. Domain'in sahibini tekrar aradığındaysa 31. Thomas Ling adında bir 31 adam. 31 ulan 5. ayını kutlamış Barış Şen'cim, çok teşekkür ederim. Bu adama dair de internette hiçbir kayıt yoktu. Adına kayıtlı olan diğer web siteleri hariç. Bu sitelerden birisi bir dişçiye, diğerleri ise Thomas'ın ailesindeki diğer isimlere bağlıydı. Birisi Kutulu Net adında yine siyah arka plan üzerine ölü ama rüya görüyor yazan bir siteydi. İşte Allah Allah. Bu sitede korkutucu bir hale gelmişti ama ne yapılırsa yapılsın hiçbir somut delile sonuca ulaşılamıyordu. Derken bir anonim siteyle alakalı bir ipucu daha buldu. Sitenin kaynak kodlarında bir medya oynatıcısı vardı. Yani sitenin illegal içerikler yayınlayan bir site olduğu tezini kuvvetlendiren bir ipucu. Geriye tek bir şey kalmıştı. Thomas Ling'e veya ailesine ulaşmak. Bunun için illegal metodlar kullanarak Thomas'ı tüm veri tabanlarını arattılar. Ama komik bir şekilde yine hiçbir şey bulamadılar. Adam resmen hiçbir zaman var olmamıştı. Kafaları gittikçe karışmışken Thomas Ling'in kendisi ortaya çıktı ve bir açıklama yaptı. Kendisini ve Mortis.com'u serbest bırakmalarını, bu siteyi ailesi için açtığını, içeride düğün fotoğraflarını sakladığını söyledi. Nasıl ya? Tüm bu ilgiden rahatsız olduğunu ve bunu savunmak için siteyi kapattığını... Hocam bütün her şey düğün fotoğrafları için miydi ya? Nasıl yani? 128 terabayt düğün dosyası mı olur ya? Ne saklıyorsun abi? Olayla alakalı hiçbir zaman FBI'ın dahil olmadığını söyledi. Ve bu açıklamadan sonra da hem Thomas Ling hem de olayı araştıran herkes yine kayboldu. Üstelik yaptığı açıklama hiçbir şeyi aydınlatmamıştı. Hangi düğün terabaytlarca fotoğraf ve video içerir? Kim düğün videolarını ve fotoğraflarını part part... 721 GB düğün yapmış olamazsın ya. 721 GB o dönemde ilk 97 yılında. ...kırılmış bir biçimde ölüm anlamına gelen bir web sitesinde saklar. Yani ya da 2 ayda bir evlendi bu adam. Hepsi cevapsız kalmış ve bir sürü... 2 ayda bir düğün videosu. Ya da düğün videocusudur yani. Belki düğün videosu çeken. Belki de yaptığım için... Ben de kayboldum. İnşallah falan. Şaka şaka. Şaka şaka. Kaybolmadım. Şaka yeterince korku ve gizeme doyduysanız sitenin arkasındaki hikayeyi anlatayım. Mortis.com gerçekten bir illegal içerik yayınlama sitesi ama düşündüğünüz illegallikte videolar yayınlama sitesi değil. Bayağı bildiğiniz normal filmleri para vermeden internet bağlantınız olduğu için her yerden izleyebileceğiniz bir site. Netflix gibi düşünün ama korsan hali. Hatırlarsanız 2011'deki grup siteye yüklenen dosyaları ararken terabaytlarca dosya bulmuş demiştim. Bu dosyaların isimleri incelendiğinde Drive Crazy 3D Part 2, Drive Crazy 3D Part 1 gibi isimlerle karşılaşıyoruz. Ve Drive Crazy 3D internette aradığınız zaman da doğrudan filmin kendisiyle karşılaşıyoruz. İyi ama madem sadece korsan film yayınlanan bir yer, neden bu kadar gizli ve tüm kayıtları siliniyor diye soracak olabilirsiniz. Yurt dışında korsan film indirmek ve yayınlamak korkunç büyük bir suç da ondan. Çoluk çocuğa karışmış bir adam olarak, sırf ailenizle film izlemek için yaptığınız bir site yüzünden hayatınız yolunda giderken birden FBI tarafından yaka paça alındığınızı düşünsenize. Bunu kim ister? Thomas Ling'in evlilik fotoğrafları yalanını söylemesinin ve siteyi popüler olur olmaz kapatmasının da asıl sebebi bu zaten. Yani aslında insanların düşündüğü gibi illegal içerikler yok. Yani korsan filmler hariç. Daha önce de söylemiştim. Yeterli Allah belirsizlik, Allah. Yeterince popüler bir gizem yaratmak için yeterlidir. Çünkü belirsizlik anlamı insanların belirlemesine sebep olur. Üstelik bu belirsizlik internette gizem ve paranormal aktivite arayan topluluklara sunulduysa. Velhasıl kelam, internette gördüğünüz her şeye inanmayın efendim. Hoşça kalın, bay bay. Yani evet. Enti abi. Enti.